Cumhur İttifakı'nda bir Hüdapar sorunu, bir Hüdapar sancısı var. Bülent Turan çıkmış, ittifak protokolünde imzaları yok, içimize aldık diyor. Öbür taraftan Celal Adan çıkmış, biz onlarla birlikte değiliz, onlar AK Parti ile birlikte diyor. Ey Celal Adan, onlar AK Parti'nin içinde, bağrında, böğründe, AK Parti'nin koynunda, siz de kolundasınız. Aynı ittifaktasınız. Ve şimdi herkes duysun ki, bilsin ki Hüdapar anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez değil diyor. Hüdapar özellik diyor, federasyon diyor. Ey Celal Adan, Hüdapar Türk bayrağı demeyelim, Türkiye bayrağı diyelim diyor. Hüdapar Türk milleti nedir diyor. Hüdapar andımız okunmasın diyor. Hüdapar ne mutlu Türk'üm diye ne denmesin diyor. Celal Adan sen ne diyorsun? Devlet Bahçeli ne diyor? AK Parti ile MHP kol kola. İtirazın var mı? Hüdapar'da koynunda. Yani hep birliktesiniz. Celal Adan, Devlet Bahçeli, MHP. Ona buna laf edeceğinize, içindeki ittifakınıza bakın. İçinde bulunduğunuz ittifakınıza bakın. Kimler kimlerle beraber? Bizim ittifakımız belli, isimler belli. Bir yanda Cumhur İttifakı var, bir yanda Emek ve Özgürlükler İttifakı. Biz ikisiyle de yarışıyoruz. Cumhurbaşkanları adaylarında da Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve iki aday yarışıyor. HDP'nin seçmeninin AK Parti'ye oy vermesi için yerel seçimlerde mektup okutanlar, kamera yollayanlar, 40 takla atanların şimdi karnı şişmiş, bize iftira atıyor, hakaret ediyor. Ama şunu görüyoruz ki AK Parti ile MHP kol kola ve AK Parti'nin içinde, koynunda, bağrında Hüdaparlılar gizli. AK Parti seçmeni verdiği oylarla MHP'ye barajı geçirtirken Hüdaparlıları da meclise taşıyacak. Hüdaparlılar, MHP, AK Parti'nin peşine takılmışlar, birlikte meclise gitmeye çalıştılar. Bu da Celal Adan'a yeter. Hulusi Akar demiş ki 2013-2015 yıllarında sözüm süreci vardı. Onlara verilen imkanlar, fırsatlar onları şımarttı demiş. Devletimizin asaletinden, nezaketinden istifade ettiler demiş. Ey Hulusi Akar, sonra da dönmüşsün, demişsin ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret ederek, iftira ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütüne imkan verdiğini söylemişsin. Ağzınla söylediğin 2013-2015'te imkan verilirken, fırsat verilirken sen kara kuvvetleri komutanıydın. Söyle bakalım ne imkanlar verdiniz, ne fırsatlar verdiniz, nasıl önünüzden geçenlere ses etmediniz, nasıl oldu da devletin elini kolunu bağladınız, sonradan yaşanan o daha büyük çatışmalı sürece sebebiyet verecek olmadık işleri hep birlikte yaptınız. Biz dedik ki meclise odak alın. Biz dedik ki millete veremeyeceğiniz hesap olmasın. Bir partinin hesabı olmasın. Devletin planı, projesi olsun. Bütün milletin haberi olsun dedik. Siz milletten kaçırıp AK Parti'ye faydası olsun diye çözüm süreci altında terör örgütünü, teröristleri muhatap aldınız. Biz diyoruz ki seçilmiş milletvekillerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni muhatap alalım. Aramızda böyle bir fark varken utanmadan, sıkılmadan hakaret ve iftira eden, aslında kendi kara kuvvetleri komutanlığı görevinde yaptığı hainliği, ihaneti tescil eden bir anlayıştır işte. Hulusi Akar budur, su uyur, Hulusi Akar ama yalan dolan buraya kadar akar, artık önüne bir bel çekilir. Millet bu anlayışa, hem Hulusi Akar'a hem AK Parti'ye 14 Mayıs'ta dur der artık, dur der.